Evet. Zamanla yolculuğun formülü tamam. Şimdi önce Kulina için güzellik reçetelerine mi bakayım? Yoksa şu zararlı formülleri kayda mı geçireyim? Ne kadar çokmuş. İyisi mi bunları kimsenin görmeyeceği bir yere kaldırayım? Sırf bilim adına tutuyorum. Yoksa bana niye lazım olsun ki? Ne o çok bilmiş? Gelir gelmez hemen çalışmaya mı başladın? Senin gibi avarilik edecek değilim ya. Bilimin tembelliğe tahammülü yoktur. Daima çalışmak gerekir ahmoşcuğum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? İstersen asistanın olabilirim. Bakma böyle göründüğüme. Aslında ben de bilim aşkıyla doluyum. Sen mi? İstersen yeni deneylerini üzerimde deneyebilirsin. Ha? Bu beden bilime feda olsun. Sana şu kadarını söyleyeceğim. Bu sözü bana yaptığım zaman yolculuklarından birinde fıçıda yaşayan bir filozof söylemişti. Gölge etme, başka ihsan istemez. Hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın tabii ahmoşçu. Hadi şimdi beni rahat bırak. Yapacak işlerim var. Daha Kulina için güzellik iksirleri hazırlayacağım. Kolay gelsin. Kardar otu, mavi kestane yaprağı, fincan otu tohumu. İyi de bunları nereden bulacağım? Tabii ya, mavi ormanda bunların hepsi var. Güle güle, çok bilmiş seni. Ahmoş ha? Görürsün sen şimdi ahmoşu. Ampul kafa! Evet. Bakalım neler bu. Ay şu müdür de ne kadar hoş adam. Beni iltifatları boğdu yine. Biraz karışıklık mı var ne? Ah, çok bilmişin hazırlayacağı iksirleri çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacağım? Ay bir an önce getirse bari. Bir dakika. Ne oluyor? Ben kimim? Dumanı bile beni ne hale getirdi? Demek işe yarayacak. Evet sevgili Kulina. Hafızanın silinmesine az kaldı. Kesin karışmış. Ah, kendi yaptığım iksirler demek hiçbir işe yaramıyor. Kulina! Kulina çok kötü bir şey oldu. Ah Şoker, yine ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bilginin yanında asistanlık yapıyordum. Ay sen mi? Ne o, beğenemedin mi? O içimdeki bilim aşkını çıkartmama yardımcı oldu. İyi tamam tamam, ne oldu anlatsana. Sana hazırladığı güzellik iksirini tam bitirmişti ki birden kafayı yine zaman yolculuğuna taktı. Ah. Artık nasıl geri döneceğimi biliyorum deyip gitti. Kısa bir deneme yapacaktı ama çok zaman geçti. Hala ortalarda yok. Sence yine zamanda kayıp mı oldu acaba? Hay aksi. O bana hazırladı iksir mi? Aa evet. Ay çabuk bana ver onu. İyi ki son dakika elimden kaptım ya. İç iç. İç. Hatırlıyor musun? Kulina mı? O
güzel oldun işte Kulina. Yaşasın, başardım. Demek beni burada zorla tutuyorlar, öyle mi? Evet, düşünsene. Senin gibi bir kadının bu saçma oyuncakların arasında ne işi var? Ha? Aklını karıştırdılar. Sihir yapıp senin buranın baş perisi olduğuna inanmanı sağladılar. Vicdansızlar, ne olacak? Ya, buradaki tek dostum da benim. Sağ ol canım benim. İyi ama ben gerçekte kimim? Tamam, soralım. Sakın bana yaklaşmayın. Şoker bana her şeyi anlattı. Sizin beni nasıl kandırdığınızı, beni nasıl burada zorla tuttuğunuzu hepsini biliyorum. Olamaz. Zorla mı? Ama burası oyuncaklar dünyası. Sen de buranın baş perisisin. Sakın inanma onlara. Asıl bu ahmoşa inanma. Seni kandırmak isteyen kötü olan o. Sen buraya aitsin. Kimse seni zorla tutmuyor. Evet. Hayır evet. Bir kere. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Ne işim var benim sizin gibi sersemlerin arasında ha? Sersemler. Pes doğrusu. Kulina, inanma ona. Hadi bizimle gel. Belli ki bu sana kötü bir şey yapmış. Hayır, ben dünyaya gidiyorum. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Sersemler. Hazır mısın Kulina? Hazırım dostum. Gel o zaman. Yüce Kulina, konseyden beklediğiniz yanıt geldi. Ver bakayım. Buyurun. Güzel. Evet Şoker Efendi, şimdi yaktım çıranı. Zaten bunu çoktan hak etmiştim. Uyuma, yürü gidelim. Ne yapıyorsun Şoker? Görmüyor musun? Boya yapıyorum. İyi ama Kulina sana sihirle yapmamanı söylemişti değil mi? Sersem mahluk. Bütün oyuncaklar dünyasını elimle boyayacak halim yok ya. Kulina'ya seni söyleyeceğim, tamam mı? Hele bir söyle. Seni var ya seni. Ay, ay. Eyvah Kulina. Ay. Sakın ağzını açma. Ay, kollarını tamam, da ben silerim ona göre. Boşuna uğraşma Şoker. Ne yaptığını gördüm. Ama Kulina, böyle saçma ceza mı olur? Gördün koskoca mi? Koskoca oyuncaklar dünyasını böyle elle nasıl boyarım ki? Şimdi nasıl boyuyorsan öyle. Bu ceza çok ağır ama. Sen bu cezaya ağır mı diyorsun? Çok komik. Komik mi? Asıl cezam burada. Periler Konseyi'nden izin almam gerekiyordu. Ve bu izni aldım bile. Çok tırsıyorum Kulina ya. Dünyaya gidiyorsun. Dünyaya mı? Aman ne şahane. Bu bana ceza değil, ödül oldu. Ama sen dünyadayken sürekli gözüm üzerinde olacak. Ayrıca orada bir de görevin olacak. Görevim mi? Ne heyecanlı. Görevim ne? Nana'nın kölesi olacaksın. Ne? Nana'nın kölesi mi olacağım? Çok güzel. Böyle saçma ceza mı olur? Hazırladığım iksiri içince olur mu olmaz göreceksin. Hayatta içmem ben o iksiri ya. Hayır, istemiyorum. Asla olmaz. Ay sana fikrini soran yok ki. Bana bakın. Kesinlikle onu gözünüzün önünden ayırmayın. Tamam. Kurşun, yoksa sen de ceza alırsın ona göre. Hiç merak etme Yüce Kulina. Gözümü üzerinden ayırmayacağım. İyi ama gözün kapalı değil, açık olsun. Ah ben de bu arada şu iksiri yapıp geleyim. Hoşça kal Şoker. Kulina, şaka yapıyorsun değil mi? Çok tırsıyorum ya. Hemen buraya engel olmalıyım. Ama nasıl? Nana'nın kölesi Şoker. Bence çok yaratıcı bir düşünce. Sen ne dersin kurşun? Ben de nasıl? Vurmasana. Çok komik. Ben ne yaptım ki? Ama son plan ben olacağım. Hayır. Hey kurşun, benim canım sıkıldı. Arkadaşlarla biraz oyun oynayıp döneceğim. Sakın gözünü onun üzerinden ayırma. Merak etme. Uyu kurşun uyu. 5 dakika uyanma yeter. Küçük bir işim var. Halledip hemen geleceğim, merak etme. Mışıl mışıl uyu. Pişt 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 pişt.
Dandini dandini dastana. Evet Şoker Efendi. Benim hafızamı silmek ne demekmiş göreceksin. İşte. Yürü. Bir saniye bile yalnız bırakmadık Yüce Kulina. Aferin size. Evet Şoker. Aç ağzını, gözünü bakalım. Hayır, içmeyeceğim. Böyle saçma ceza mı olur? Benden onun kölesi falan olmam. Öyle bir içeceksin ki. Uyan da tut şunu. Sıkı tut. Gel bakayım, gel bakayım. Ayıp oluyor ama. Yüce sahibi Nana nerede? Ona hizmet etmem lazım. Onu mutlu etmem lazım. Bu gerçekten çok komik. Şoker'e bak. Yüce sahip Nana'yı görmem lazım. Hadi açın şu kapıyı. Saygımdan kapıda bekliyorum. Bakın. Ay çok merak ediyorum. Ne olacak acaba? Geldim, geldim. Şoker. Pis mendebur. Gene kılıktan kılığa girip canımızı sıkmaya mı geldin? Ha? Ne işin var burada? Yüce sahip Nana. Ay. Sonunda size kavuştum. Dursana bir dakika, ne yapıyorsun? Saçmalama. Kalk ayağa. Emrinize amadeyim Yüce sahip Nana. Sizin dileklerinizi gerçekleştirmek benim için bir zevkti. Hoppala. Nasıl? Yeni köleni beğendin mi? Köle mi? Düşündüm de ona verilecek en iyi ceza bu bence. Ama sürekli benim yanımda durursa başımı derde sokar bu. Hem Hakan'a ne diyeceğim? Bir şeyler bulursun sen. Düşünsene. Şoker senin kölen. Bundan daha zevkli ne olabilir ki? Ay of, ne yapacağız şimdi? Aman göndermesin. Çekil şuradan. Bana bak Şoker. Doğru oyuncaklar dünyasına git. Gidemem. Ben buraya Yüce sahip Nana'ya hizmet etmek için geldim. Lütfen söyleyin, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Ha? İyi geleceğine emin misin? Evet Yüce Kulina, merak etme. Hafıza iksirinin etkilerini tamamen geçirecek. Ayol, üzerinden ne kadar zaman geçti, hala tam olarak düzelemedim. Hafızam arada bir gidip geliyor. Merak etme. Bir hafta boyunca günde iki kere içersen hiçbir şeyin kalmaz. O Şoker'e yapacaklarımı biliyorum ama. Cezasını verdin ya. Tüm oyuncaklar dünyasını temizleyip yeniden boyuyor. Beter olsun. Az bile ona. Asıl şimdi ona vereceğim ceza onun aklını başına getirecek bence. Ne yapmayı düşünüyorsun? Görürsün. Ay, bu arada sen de bana şu güzellik formüllerinden bir şeyler hazırlamayı unutma. Hiç unutur muyum? Hazır sayılır. Ay bakalım işe yarayacak mı? Ay merakla bekliyorum. Aslında o kadar güzelsin ki hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ay çok hoşsun. Ama ben daha da genç ve güzel görünmek istiyorum. Ay hadi bakalım. Bay bay. Ay çok heyecanlıyım. İşte bitti. Şimdi içebilirsin. Şimdi bunu içince eski çağların prensesleri gibi pürüzsüz bir cilde ve güzelliğe mi kavuşacağım? Ay çabuk söyle. Bu formül eski Mısır'a ait. Kleopatra formülü. Harika görüneceksin. Ay çok heyecanlıyım. Ay içiyorum. Yansız. Nerede yanlışlık yaptım acaba? Ne oldu söylesene, bir terslik mi var? Neden böyle oldu anlamadım. Beni affet. Hayır! Olamaz! Bana nasıl yaparsın? Çabuk bir şeyler yap. Beni iskalebe git. Olamaz. Ne hale geldim inanamıyorum. Bir dakika merak etme. Ben neler olduğuna bakıp şimdi halledeceğim. Beni bu halde kimsenin görmesine dayanamam. Çabuk ol. Hadi çabuk.
kağıdı bulduğumuzda belli ki Kulina bana bir şeyler yapmış demektir. Ben de kendimi garantiye almak için o çok bilmiş ampul kafanın Kulina için hazırladığı formülde kendime göre küçük bir değişiklik yaptım. Ah, ah. Yani nasıl hissediyorsun? Ah çok gel. Seni beynime geçirirsem. Gördüğün gibi senin eski haline dönmen bana bağlı. O yüzden bana her ne yaptıysan bir an önce eski haline git. Ya da sonuçlarına katlan. Ha? Bu görüntü kendini 5 saniye içinde yok edecek. Şoker! 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 İtiraf etmeliyim ki bu şoker çok zeki bir almış. Sen de kendime köle yapmadan önce kapı çenerim. Hani gözünüzü bir an bile şokerin üzerinden ayırmayacaktınız. Ne oldu? Yine yapmış yapacağını. 5 dakikalığına kurşun askere emanet edip oyun oynamaya gitmiştim. Aferin, iyi halt etmişsin. Bir ara uyku çok bastırdı ama sadece bir gözümü dinlendirdim, o kadar. Ben sana tek gözünü aç demedim. Gözünü 4 açacaksın dedim. Ay. Anlaşıldı, sen uyurken yapmış. Şimdi ne olacak bakalım, çok bilmiş. Şokere ihtiyacımız var. Kendimiz düzeltmeye çalışırsak daha kötü olabilir. Bundan daha kötüsü olamaz. Of, gidip getireceğim onu. Ay, yüzüm çok mu kötü? Bakın bakalım. Ay 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 ay. Ay, hiçbir kadın bunu hak edemez. Cani şoker, ruhsuz, kalpsiz, kara vicdanlı. Dikilmesene tepemde heykel gibi. Sinir oluyorum. Ama yüce sahip, emirlerinizi bekliyorum. Bir şey söylemiyorsunuz. İstemiyorum seni ya. Çekil git. Yüce sahip, izin verin sizi mutlu edecek ne varsa yapayım. Ay, bu mendebur hiçbir türlü çekilmiyor. Git Amuda kalk. Amuda. Emredersiniz yüce sahip. Lütfen yüce sahip, kendimi iyi hissetmem için bir şeyler yapmalıyım. Benden ne istersen yapmaya hazırım. Tamam, gitmeni istiyorum. Çünkü birazdan herkes buraya gelecek. Bir tek bunu yapamam. Gidersem size nasıl hizmet edebilirim? Kulina. Ne o? Yeni kölenden memnun musun Nana? Of Kulina, lütfen ben köle falan istemiyorum. Başıma dert olacak bu. Ay, biraz aklı başına gelsin istiyorum. Eyvah! Mahpus! Olmaz! Çocuklar, Özge'nin yanlarında. Mutfağa gidelim. Sen kapıya bak. Çabuk, çabuk, çabuk. Ah, yakalanacağız. Ne olacağız? Hoş geldiniz. Bence gayet iyi bir müdür olacak. İşine gelmediği için öyle diyorsun. Hayır efendim, bence normal biri değil o. Göreceksin, bak bize kök söktürecek. Umarım müdürümüz en kısa zamanda geri döner. Bence yeni gelen müdür çok daha iyi. Hiç de değil gıcık. Durun canım. Niye kavga ediyorsunuz? Yine neyi paylaşamıyorsunuz? Anlamadım ki. Okula yeni müdür geldi de. Nana ne derse hemen yapacaksın. Sözünden hiç çıkmayacaksın. Emredersiniz. Yüce sahip Nana'ya hizmet etmek benim için mutluluktur. Yiyecek mi var? Ben çok acıktım. Hadi ben gittim. Bir dakika. Aa, bu garip adam da kim? Eve gelirken bu garibana bir araba çarpıyordu. Son anda onu kurtardım. O da bana böyle sürekli teşekkür etmeye başladı. Teşekkür edelim efendim Nana. Biraz galiba. Buraya kadar da beni takip etti. Beni efendisi zannediyor. Şaka gibi. Ya şaka gibi. Emret yüce sahip. Lütfen senin için bir şeyler yapmama izin ver.
Tamam tamam, şimdilik hiçbir şey istemiyorum. Çekil artık başımdan. Yok, olmaz. Siz ne derseniz onu yapmakla yükümlüyüm. Ayşin'e bakın, ne kadar da sevimli değil mi? Kendini benim kölem zannediyor. Ben de onu kullanabilir miyim? Tamam canım, sadece bir fikirdi. Onu bilsin. Tamam ya. Getirsin. Duydun mu Poker? Evet sahip. Koş. Adı Poker mi? Ne komik. Ben uydurdum. Yemekleri de buna mı yaptırsak? Ben de böyle bir köle istiyorum. Anneme söyleyeceğim. Şil. Sıkıldım, yeter, tamam. Hemen buradan gidiyoruz. Seni istemiyorum artık. Yüce sahip nana, o da hizmet etmemi istemiyor. Ben ne yapayım? Nerelere gideyim? Başımı hangi taşlara vurayım? Bu eksikti başımı. Ay tamam, kes artık ağlamayı. Yüce sahip hangi kusurumu gördü de beni istemiyor? Tamam, senden bir şey isteyeceğim. Her dediğini yaparım yüce sahip ya. Güzel ya. Birazdan kontrol edeceğim. Yerleri bitirince camları da silersin. Sonra da bir güzel yemek yaparsın. Tabii sahip. Yeter ki sonsuza kadar sana hizmet edebileyim. Mutfak tezgahını, lavaboyu ve banyonun duvarlarını ol, tamam mı? Duydun mu? Hu. Duydum yüce sahip. Ay aslında fena olmadı. Bir güzel çalıştıralım şu mendevuru. Belki aklı başına gelir. Çocuklar, sizin bir isteğiniz var mı? Var var. Poker girip bize dondurma alsın. Hayır, pizza alsın. Benim bozuk oyuncaklarımı tamir etsin. Bir de benim yerime dert olsun. En üst kattan aşağı atlasın. Aa. Koşarak mahallede 20 tur atsın. Hayvanat bahçesine gidip aslanın kapısına girsin. Vay vay vay. Hayal gücünüz de pek geniş. Tamam, hepsini yaptırırız. Ay, benim de omuzlarım olsun kızım. Ay tutulmuşum vallahi. Önce hangisini yapayım? Yukarıdan mı aşağı atlayayım? Yoksa aslanla güreş mi tutayım? Yok yok, onların acelesi yok. Düşüneyim. Pizza. Pizza gelince beni çağırın, olur mu? Ödevlerimi yapmaya gidiyorum. Bu eğlenceyi kaçırmamalıyım. Poker, makbuşun masajından başlayabilirsin. Gel, masaj. Çabuk, 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 çabuk. Hala buradasın, hala buradasın. Çabuk. Yavaş, o kadar sıkma. Beni bağışlayın efendim. Sadece siz memnun olasınız istiyorum. Ay. Hadi, istemiyorum oraları. Aman Özge'nin payını ayırın ha. Aman onun ihtiyacı yok. Biraz eminde dert çalışsın da şurada rahat rahat eğlenelim. Söylediğiniz her şeyi yaptım sahip. Şimdi biraz dinlenebilir miyim? Ya hayır, bizi eğlendir. Hadi dans et. Michael Jackson gibi hadi. Hadi dans et. Hadi. Dans. Bravo! At olsun at. Nana, sence bu atlı yarışlara katılabilir mi? Sen iste, ben bütün atları nal toplatırım. Tamam, sonra devam ederiz. Bir de olabilir aslında. Ama tabii eve sığmaz o zaman. Hemşire yapmasını yasaklamıştın değil mi? Sahip, başka emriniz var mı? Ay, bu da pek dayanıksızmış. Daha ne yaptı ki?